hoş geldiniz. Hayatınızı kolaylaştıracak yaratıcı çözümler, pratik bilgilerle yine karşınızdayım. Bugün neler yapacağız? Bugün bilgisayar temizliğinizden, laptopun ısınmasına kadar, açacağı olmayan şişelerinizden, gıcırdayan kapılarınıza kadar her şeyle ilgili bir çözümümüz olacak. Hadi hemen başlayalım isterseniz. Şişeler önümde. Güzel bir yemek yediniz ya da pikniğe gittiniz. Bir soda, bir kola, bir meyve suyu içeceksiniz. Fakat aradınız açacağı bulamadınız. Ne yapacaksınız? Siz ne yapıyorsunuz acaba? Hadi bir soralım. Reddettiler beni. Reddettiler. Madem öyle ben de başkasını bulurum kendime. Onlar beni reddettiyse siz varsınız efendim. Reddedilir mi? Konuşun efendim, konuşun. Neyi konuşacağız? Konu ne? Reddedilir miyim ben? Reddedilmez. Böyle güzel ve beyni güzel çalışan hatunlar reddedilmez. Ay çok teşekkür ederim. Çünkü Türkiye'de sizin gibi kadınlara, emekçi hanımlara ihtiyacımız var bizim. Bu ülke kadınlarla ayakta durmak mecburiyetinde. Çünkü bizler anayız. Bütün erkekler evet. Kadınların çocuklarıdır. Doğru. Efendim ağzınızdan bal damlıyor ya. Nasılsınız? Ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Ben deyim. Bir şey sormak istiyorum. Evinizde açacak yoksa bu şişeyi nasıl açarsın? Masa kenarına koyar, elimle açmaya çalışırım. Oo. Bu şişeyi evinizde açacak yoksa nasıl açarsınız? Soru. Arkasına vururum. Arkasına vurunca açılıyor mu? Vurun efendim, vurun. Yani arkasına vurunca kuvvetli bir ihtimalle biraz rahatlıyor. Açılmadı. Açılmadı, evet. Ben de fark ettim, açılmadı. Ama genelde öyle yapıyorlar. Vurduk açılmadı. Eli de acıdı da çaktırmıyor eşine. Evinizde açacak yok yani. Bu şişeyi nasıl açarsınız? Elimde açacak yok. Evet, evinizde açacak yok. Soda içmek istiyorsunuz. Böyle oh, yemeği de bir güzel yediniz. Akşam eşiniz çok güzel yemekler yaptı. Sonra da soda içmeniz lazım ama evde açacak yok. Çevir kapak değil. Değil. Muhtemelen kaşın, sapı, çak kenarı, çakmak. Elime ne geçtiyse onu açacağım. Bunu içmek istiyorsunuz. Soda ya da meyve suyu, herhangi bir şey. Çevir kapak değil. Açacak yok evde. Nasıl açarsınız? Çakmak. Ben yapamam da onlar yap. Çakmakla. İşe yarıyor. Tabii. Oo, harikasın. Bir şey soracağım. Akşam şöyle bir kendinize bir soda açacaksınız. Meyve suyu açacaksınız ama evde açacak yok. Nasıl açarsınız? Nasıl açarım? Vallahi bıçakla açıyorum. Başka çare yok. Vallahi bıçakla açıyorum diyor yani. Ben korktum ama. Vallahi siz de kızdırmayın yani. Kayınvalidem. Ona göre. Bıçakla nasıl açıyorsunuz efendim? Bakayım şöyle bir ellerinize falan. Oh! Ellerim kuvvetli. Gördüğün gibi. Bir bilek güreşi yapalım o zaman. Anlayabilmemiz için siz mi kuvvetlisiniz, ben mi kuvvetliyim? Bir dakika mı? Başta demedik. Bir saniye. Bir hakem tayin edelim, bir dakika. Ama benim elimde bir şeyler var, bir dakika. İlk elle olmadı. Olmadı. Kendimden olunca tabii ki. Yenilecektim aslında, yenileceğimi anladığım için. Siz nasıl açarsınız? Vallahi bilmiyorum, hiç denemedim. Bunu evde açacak yokken nasıl açarsınız? Lavabora kenarına koyar, burayı açarım. La. Kaşıkla açarım. Bu soda şişesini nasıl açarsın? Sizi vapura geç bırakmayalım. Nasıl açarım? Açacak yoksa. Açacak yok. Valla öyle bir yeteneğim yok. Pek düşünemiyorum nasıl açacağım. İster miydiniz öyle pratik bir bilgisi olma? Gayet tabii. Olmayan, açacağı olmayanlar için pratik bir bilgi. O anda kayboldu. Kırıldı, bir şey oldu. Bir olanak var mı? Sorar mısınız? Var mı? Var mı öyle bir olanak? Çatalla kaşıkla açmaya çalışanlar, arkasına vurarak deneyenler, bir de böyle masanın kenarına koyup açmaya çalışanlar. En sonunda tabii çakmakla açan hanımefendi, tebrik ediyorum. Tabii kaç hamle de yapabiliriz bilmiyorum ama aslında bunların hiçbirine gerek yok. Çok pratik bir çözümüm var. İhtiyacınız olan ikinci bir şişe.
Diğer şişenin, açmak istediğiniz şişenin kapağını dik olacak şekilde denk getiriyorsunuz ve işte bu kadar. Hem elinize bulaşmamış oluyor hem de artık çok açacak aramanıza da gerek kalmıyor. Çağımızda teknolojinin bize sunduğu imkanlardan bir tanesi de bilgisayarlar. Bilgisayarlar hayatımızın büyük bir bölümünü kaplamakta. Tabii büyük bölümünü kaplarken de bununla birlikte de bir takım problemleri de beraberinde getirmekte. Mesela nedir bu problemler? Özellikle dizüstü bilgisayarların ısınma problemi. Dizüstü bilgisayarların, genel olarak bütün bilgisayarların ısınma limiti 90 derecedir. 90 dereceye ulaştığında kendi kendine kapatabilir sistemi, birçoğunda böyledir ya da bozulabilir. Aslında bunun çok pratik bir çözümü var hayatımızda uygulayabileceğimiz. İhtiyacınız olan tek şey, elimde görmüş olduğunuz yumurta kartonu. Ne yapacağız bununla? Dizüstü bilgisayarımızın altına koyacağız. Ve sonra ısınmadan rahat rahat kullanabileceğiz. İşte bu kadar pratik bir çözümü var. Bilgisayar kullananların başka diğer büyük problemi de bilgisayarın klavyesini temizlemektir. İçine dolan toz pislikler, böyle biraz bezler sokmaya çalışırız, tüylü temizlik aletleri sokmaya çalışırız falan, hiçbir aslında çok sağlıklı değildir. Uğraştırır. Bir çözümü var. Ama o da çok pratik değil. Klavyeyi sökersiniz, baştan sona temizlersiniz ve yeniden kapatırsınız. Tabii kapatabilirsiniz. Eğer daha önce hiç yapmadıysanız bu klavye tamamen çöpe gidebilir. Onun için aslında hiç bunlarla uğraşmayın. İhtiyacınız olan yapışkanlı bir not kağıdı. Ne yapacağız bununla? Bir tane koparıyoruz. Yapışkanlı kısmını tuşların arasında gezdiriyoruz. İşte bu kadar kolay. Aslında temizliğiyle hiç uğraşmanıza gerek yok. Ne kadar pislik çıktığını da görebiliyorsunuz şu anda. Çok da pratik bir çözümü varmış. Mutfağımızdan eksik etmediğimiz limon. Bugün limonla neler yapacağız? Bu limonun suyunu en kolay nasıl sıkacağız? Bir öğrenelim, bir balıkçılar çarşısına gidelim. Siz nasıl sıkıyorsunuz limonun suyunu? Sonra dönelim. Balıkçılar çarşısındayız. Herkes de bu soğuk havada balık almaya gelmiş. Zalım, 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 zalım. Elimdeki pembe bıçağa aldanmayın. Korkmayın da. Size bir limon kesip vereceğim. Bu limonun suyunu en kolay nasıl sıkarsınız en fazla? Böyle mi sıkarsınız evde? Evde şeyle sıkarım. Aletle sıkarım. Tabii sıkacaklı. Siz efendim? Arkadaşım bayanı yaptığı gibi sıkılır. Başka nasıl sıkılacak ki? Limonun böyle suyunu bizim iyice sıkmamız lazım bu suyu. Nasıl sıkarsınız? Bir sıkar mısınız? Bir göreyim şöyle kuvvetinizi, limonu. Çatal koyarım. Çatalı çeviririm şöyle bir. Şöyle. Evet. Nasıl? Böyle mi? Evet. Bir sıkar mısınız? Olmadı. Hepsi içinde duruyor. Hepsi çatal içinde. Çatal olsaydı olacak. Çatalda. Kaşık sokuyorum içine çevirerek, o zaman daha kolay biraz çıkıyor. Ama o bayağı bir güç sarf ediyorsunuz değil mi? Bayağı bir uğraşıyorsunuz. Yani. Özel limonluğum var, onu kullanıyorum ben. Cam limonluğumda kullanıyorum. Böyle daha pratik bir yöntem olsun ister miydiniz? Böyle bütün içindeki damlasına kadar alabiliyor. Vardır herhalde. Var mı? Vardır. Soralım mı? Var mı? Var mı? Var mı? Kış gelince balıkçılar çarşısı her zaman gibi çok kalabalık ve çok renkli. Tabii balığın olmazsa olmazı limon. Kimilerine göre balığa limon sıkılır, kimilerine göre de sıkılmaz. Ama gerçek olan bir şey var ki balığın yanında mutlaka o güzel salatayı yaparız, üzerine de limonu sıkarız. Peki bu limonu içinden nasıl kolay çıkarız diye sordum sizlere. Tabii tüm hanımlar gibi bizim klasik yöntemlerimiz mutfakta. İçine ya çatal sokarız, çıkarmaya çalışırız, limonlukla sıkmaya çalışırız sizin söylediğiniz gibi. Aslında bunun hiçbirine gerek yok. Kendinizi yormadan daha pratik bir bilgisi var bunun. İhtiyacınız olan tek şey sadece sıcak su dolu bir kap. Limonları içerisine atıyorsunuz. Limonlarımız sıcak suda bekliyor. Mutfağımızdan eksik etmediğimiz limonlarım artık
ne kadar çok C vitamin deposu olduğunu hepimiz biliyoruz. Özellikle kış aylarında ondaki C vitaminine oldukça ihtiyacımız var. Balıkta limon, salatada limon, çorbada limon, her şeyde kullanıyoruz. Çok da kullanmaya devam edebiliriz. Sıcak suyun içerisine bekledikten sonra limonumuzu alıyoruz. Hatta etrafınızda biri varsa böyle hafif de hava atabilirsiniz, ne kadar güçlüyüm diye. Ne kadar kolay sıkabildiğimi görüyorsunuz, kendimi hiç yormadan hem de. Bu arada mutfaktaki diğer işlerinizi hallederken, salata malzemelerini temizlerken mesela limonlarınızın orada sıcak suda beklemiş olması size bu kadar kolay sıkabileceğiniz limonları hazır duruma getirmiş olacak. İşte bu kadar. Günlük hayat telaşında en sık başımıza gelen şeylerden bir tanesi de bizim ya da çocuklarımızın ya da eşimizin bir yerini bir yere çarpması, incitmesi, yaralanmasıdır. Hemen böyle anlarda da ne sorarız? Buz torbası var mı diye sorarız. İşte size alternatif bir buz torbası yapacağız. Hem de bu güzel süngerlerle, bulaşık süngerleriyle nasıl yapacağız bu alternatif buz torbasını? Çok kolay. Hiç de vaktinizi almayacak. İhtiyacınız olan bir saklama poşeti, buzdolabı poşeti elinizde bulundururuz. Çeksik etmeyiz. Her şeyde de işimize yarar. Normal bir suyun içerisine süngeri batırıyoruz. Suyu iyice içerisine çekmesine kadar bekliyoruz. Şu anda da çekti. Ağırlaştığından anlayabiliyorsunuz zaten. Poşetin içerisine koyuyoruz. İşte bu kadar. Hatta sünger bile olduğu anlaşılmayacak dondurduktan sonra. İnşallah böyle kazalar gelmesin başımıza ama geldiğinde de en önemli şeydir buz kompleksi yapmak. İşte bu kadar. Sabit tabii buzdolabınızda duracak. Biraz sonra donacak ama donmuşu var sizden önce koyduğum. Onu getiriyorum, bunu buzluğa koyuyorum. İşte size çok pratik alternatif buz torbası. Evdesiniz, yalnızsınız ya da misafiriniz gelecek. Şöyle canınız güzel, buzlu bir kahve içmek istedim. Ice kafe istiyor ama evden de çıkmak istemiyorsunuz. Hem kendinizden misafirinize ikram etmek için ev kafeyi tercih ediyorsunuz. Aslında doğru da yapıyorsunuz. Çok da kolay yapabilirsiniz. Şimdi sizlere güzel buzlu bir kahve önerimiz olacak. Malzemelerimiz hepimizin evinde olan bir buz kalıbı, bir bardak süt ve kahvemiz. Yani çok hızlı bir şekilde malzemem yok, eksik diyebileceğiniz şeyler değil. Hepimizin hemen evinde hazır bulunabilecek şeyler. Ne yapıyoruz? Kahvemizi alıyoruz. Buz kalıbının içerisine döküyoruz. Şimdi tek yapmamız gereken buzluktaki bu kahveleri dondurmak. Kahvemiz tamamen dondu. Şimdi buz kalıplarını sütümüzün içerisine, soğuk sütümüzün içerisine atıyoruz. Ben içerisine 5 tane buzlu kahve attım. Siz artık kendi zevkinize göre atabilirsiniz. Buzlu kahveniz hazır. Hem kız çocuklarının hem erkek çocuklarının böyle çok sevineceği, çok mutlu olacağı bir şey yapacağız şimdi. Onları sevindirebileceğiniz, ister doğum günü olsun, özel bir gün olsun ya da hiçbir şey olmasın, onlara bir şey yapmak isterseniz çocuğunuza, yeğeninize, komşu çocuğunuza çok pratik hem de çok güzel. Elinizde böyle küçük prensesler olsun, böyle minik hayvan objeleri bulabilirsiniz artık dileğinize göre. Böyle küçük bir tane ağaç aldım ben. Burada da simlerimiz var çeşit çeşit. Minik kelebekler ve figürler var. Sadece sim de kullanabilirsiniz. İhtiyacınız olan bu küçük objelerden almak ve biraz sim.
Boş kavanozlar hepimizin evinde vardır. Salça kavanozları, turşu kavanozları hiçbirimiz de atmayı kıyamayız. Daha önce de konuştuk bunları. Hem onları değerlendirmek adına cam kavanozlarımızı değerlendirebiliriz. Hem de sevindirebiliriz. Kendimiz de bu arada büyük keyif alabiliriz diye düşünüyorum. Önce sularımızı koyuyoruz kavanozlara. Ve tabii bu arada yapıştırıcıyı söylemeyi unuttum. Bir de yapıştırıcıya ihtiyacınız olacak. Önce prensesimizi yapıştıralım. Tüm kız çocukların hayalidir herhalde küçükken prenses olmak. Benim kızım da öyle. Hem de pembe prenses. Bu elimizdeki yeşil prenses ama genelinde hepsinde bir pembe düşkünlüğü, prenses düşkünlüğü hepsinde var. Yapıştıralım. Kavanozun kapağına yapıştırıyoruz. Şu kenarları da yaparsak, yani tüm kenarları daha sağlıklı olur. Böyle bastırdık. Bu burada donarken hemen yakışıklı delikanlılarımız için de burada. Onlarınki daha çeşitli tabii sevdiği şeyler. Ayaklar minik minik olduğu için objelerin kavanozun kapağını tamamen yapışkanı sürüyoruz. Bir yere şöyle bir minik zebra koyduk. Zürafamız. Ağacımız. Küçük bir orman yaptık ağacıyla. Zürafasıyla, aslanı, zebrası ve prensesimiz tutmuş gibi. Şimdi suyumuzu alıyoruz. Prensesi bu büyük kavanoza koyacağız. Önce kendi zevkinize göre ya da çocuğunuzun hediye edeceğiniz mini zevkine göre renkleri seçebilirsiniz. Biraz da mor damlatalım mı? Mor da çok yakışır kırmızıyla. Zaten onların renk anlayışlarını biliyorsunuz. Öyle bir renk anlayışları yok. Renk uyumları kendi zevklerine göre. Onun için aslında ben de pek kendi kızıma karışmıyorum. Çünkü bu yaşta istedikleri gibi giyinecekler. Sonra büyüdükleri zaman tamamen değişecek o giyim zevkleri. Biraz da bunlardan koyalım. Minik kelebekler var. Küçük çocuk resimleri. Güneş resmi. Bunlardan da içine atalım. Küçük bir lale. Şimdi gelelim küçük delikanlılara. Burada tatlı gri isimlerimiz var. Yine bu objelerden koyalım. Küçük çiçek, güneş resim, güneş figürleri. Şimdi tek yapmamız gereken, bakalım, evet, kurumuş şu anda. Artık son halini alabilir. Alıyoruz. Ters çevirip kapatıyoruz. Şöyle biraz şimdi deniz kızı oldu sadece. Evet, kapağını kapatıyoruz. Şimdi prensesimiz bir deniz kızı oldu. Alalım mini hayvanlarımızı. Kapatalım. Sıkıca kapandığından mutlaka emin olun. Yaptığınız şeyin boşa gitmemesi için. Sonra böyle ters çeviriyoruz. Evimizde en çok kullandığımız şeylerden, atıklardan bir tanesi pet şişe. Pet şişeyle neler yapabiliriz? Sizin için 3 tane pratik bilgim olacak bugün. İlkiyle başlayalım. Yumurtamız burada. Pet şişemiz ve boş tabaklarımız, ihtiyacımız olan. En çok kullandığımız şeydir herhalde hamur işlerinde, pastalarda yumurtayı sarısından beyazına ayırırız. Bazen olmaz. Şöyle bir gösterelim. Biz hanımlar genelde yumurtanın sarısını beyazına ayırırken şöyle bir yöntemimiz vardır. Alırız. Ondan ona aktarırken bazen hop elimizden kayar,
sarıda beyazda gitti. Artık bunu ayırıp bir omlette ya da başka bir şeyde kullanabiliriz. Çünkü sarıdan ayırıp hamur işinde kullanmamız gerekiyor. Peki bunu daha kolay nasıl yapabiliriz? Bilmiyorum, belki de siz daha kolay ayırıyorsunuzdur. Önce bir sokağa çıkalım, bu sarıyla beyaz nasıl ayrılıyor size yaptıralım. Sonra da pratik bilgimize bakalım. Evet, şöyle alalım yavaş yavaş. Bu yumurtayı şöyle kenara vuralım, yumurtalarımızı harcayalım efendim. Sarısından beyazına nasıl ayırırsınız? Beye evet, elinize sağlık, peçete verelim. Aslında bunu böyle biraz daha temiz çözebilsek daha iyi olurdu değil mi? Bu sarısını beyazını ayırma işlemini, ne dersiniz? Daha iyi olur muydu böyle pratik çözümü olsa? Varsa olurdu. Değil mi? Var mı? Var. Siz dener misiniz efendim? Sarısını beyazından bir ayıralım. Çok güzel ayırdınız. Tebrik ederim. İkisini birden ayırdınız. Gerçekten müthişsiniz efendim. Çok güldünüz. Buyurun siz ayırın. Ay kendine çok güven. Bu kesin bir kere de ayıracaktır hanımefendi. Çünkü kendi kendine geldi. Denemek istiyorum dedi. Evet. Yıllardır yumurta kırıyorum diyorsunuz. Evet. Çok güzel ayırdınız. Hani böyle bir hamur işi yapacaksınız. Bir pasta yapacaksınız. Sarısını beyazından nasıl ayırıyorsunuz? Bir görelim. Evet. Tebrik ederim efendim. İranlı bir hanımefendi sarısını beyazından ayırmaya geldi. Buyurun efendim. Beyden şey geliyor yani, hafif aç, ortasından vur. Bu sefer değişik bir yöntem. Ha, ucundan kırdınız, beyefendiden geldi yöntem. Hamur işi yaparken yumurtayı sarısını beyazına ayıracaksınız. Bir pastanıza kullanacaksınız. Acaba bunun böyle pratik bir yöntemi olsa, evet. Mesela şöyle vereyim size. Yumurta sarısını beyazını ayırmayı bir şey kurabilir misiniz? Bağlantı kurabilir misiniz? Pet şişeyle. Şeyler. Olur ama işte nasıl? Gelmesi lazım. Yine ağzıma kusmak gidecek. Yok. Onun dışında mesela tabağa dökseniz. Dökün efendim. Buyurun dökün onu. Bu sarıyı alabilir misiniz pet şişeyle? Olur mu sizce böyle bir şey? Vallahi hiç denemedim, bilmiyorum. Denemedim yani. Bu kadar açıldı. Bu yumurtanın sarısını beyazından ayırırız ya hani pastada, hamur işlerinde. Değil mi? Evet. Ayırırız böyle. Bu sarıyı beyazdan nasıl ayırır pet şişe? Pet şişe ayırır mı kızım? Onu sen ayıracaksın ya. Ayıramıyorum belki. Ben marifetsizim belki. Yani, gelin olarak geldim, sana marifetsizim belki. Bunu kırdın mesela. Diyelim ki şeyini alırsın yumurtanın içine şey akıtırsın. Ondan sonra da zaten ötekini de şeyin kabuğun içine koysun şeyini. Evet. Pet şişeyle yumurta sarısı beyazı ayrılır mı sizce? Ayrılır. Peki ayrılır. Buyurun ayrılır dedi hanımefendi. İşte harika. Ya. Bir alkış alabilir miyiz? İşte biz eve dönmeden hanımefendi burada bize yöntemi gösterdi. Evet. Teşekkür ederiz. Tamam. İşin ustası olanlar, ayıranlar, ayıramayanlar, heba olan yumurtalar. Hadi sizin için bu pratik bilgiyi verelim. Boşuna hiç uğraşmayın. Bir onu aktarın, bir onu aktarın. İşte bu kadar. Eğer hemen tabii bundan kaç tane, 8-9 tane yumurta ayıracaksınız. Hızlı bir şekilde, seri bir şekilde yapabilirsiniz. Hava basıncıyla yumurta sarısını içine çekip hepsini de bir yerde toplamış olursunuz. Hamur işini yapıyorsanız, unu falan her şeyi hazırladıysanız dökebilirsiniz. İşte bu kadar basit. Tüm yumurtalar için aynı işlemi uygulayabilirsiniz. Daha sonra da böyle kolaylıkla çıkartabilirsiniz. Bakın hiç bozulmadı.
Yumurtayı sarısından beyazını ayırdık, kolayca pet şişenin içinde topladık. Ondan sonra da onun geri dönüşüm kutusuna attık. Peki bunlarla neler yapabiliriz sizce? Son zamanlarda özellikle böyle renkli lensler sever olduk. Hanımlar seviyor, beyler seviyor, gözleri bozuk olanlar, lens kullananlar. Sizin için çok pratik bir lens kutusu tarifim olacak. Üstelik pet şişeden. Nasıl olacak? Ben de ilk duyduğumda öyle düşünmüştüm sizin gibi. Hadi başlayalım. Evde böyle bir yedek lens kutunuz olsun. Lens kutunuz kaybolabilir. Çok da sık kaybolur böyle şeyler biliyorsunuz. Hem bunları değerlendirmiş oluruz. Bu kapakları çıkarıyoruz. Yine ihtiyacımız olan bir maket bıçağı. Maket bıçağıyla tam bu çizgi kenarından kesmeye başlıyoruz. Çok kolaylıkla kesilmiyor. Özellikle maket bıçağıyla keserken çok dikkat etmenizi, özellikle altını çiziyorum. Elinizi kesmeyin lütfen. Hatta ben de şöyle biraz oturayım. Artık sonuna yaklaştım. Testere falan varsa kullanabilirsiniz testereyi de. Son aşamadayım. Artık çıkmak üzere. Şöyle yaptım. Yalnız mutlaka şuna dikkat edin. İşte benim bıraktığım gibi bir pürüz bırakmayın. Yani pet şişeden buradan tamamen ayırdığınızda kapak kısmını. Buranın tamamen aynı şekilde düzlükte olmasına, yani çok milimetrik olmasına gerek yok ama ciddi bir fark varsa, eğer bir çıkıntı varsa o sizin kapatmanızı engelleyebilir lens kutunuzu. Bu uç kısmını diğer kapağın içine yerleştirdikten sonra öbür kapağı üstüne alıyorsunuz ve kapatıyorsunuz. İşte size gayet sağlam bir lens kutusu. Bunun tabii aynı şekilde iki ayrı pet şişeden de diğer eşini yapabilirsiniz. Elimde bir kavanoz var. Bu kavanozda neler yapacağız? Sizin için nasıl pratik bilgiler vereceğiz? Önce etiketini sökmeye çalışacağız. Sonra bundan harika bir süs eşyası yapacağız mutfağımız için. Peki siz bu etiketi nasıl söküyorsunuz ve bu cam kavanozlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz merak ediyorum. Hadi bu etiketle birlikte bir sokağa gidelim. Bir siz sökün, sonra da dönelim. Merhaba, bir şey rica edebilir miyim? Kavanozdan bu etiketi söker misiniz? Sökemem. Yani mümkünse, mümkün olduğunca sökemem. Nasıl sökersiniz evde bunu kullanacak olsanız? Islatarak. Efendim şu etiketi söker misiniz kavanozun üstündeki? Böyle oluyor, altı kalıyor. Evde nasıl sökersiniz bunu? Böyle bir pratik yönteminiz var mı? Sıcak suya tutarım, sökerim. Ne yaparsınız? Saklar mısınız cam kavanozlarınızı? Saklarım. Nasıl değerlendirirsiniz? Yazın konserve kuruyorum. Aç bakayım dişleri. Aç. Dişleri. Ya şuna bak, fakirliğin gözü kör olsun. Bir tane bile yok, bir tane. Bir tane kırmızı paltolu hanım. Kırmızıları giymiş. Ben de sarı. Bu etiketi en kolay nasıl sökersiniz evde? Bu kavanozu kullanacaksınız. Etikete de sinir oluyorsunuz. Bak madem... bütün kayınvalide adayları izliyor şu anda seni. Bu bir fırsat. Tamam. Leke kalmayacak, iz kalmayacak. O zaman zor bu iş. Sıcak suyla ıslatırsam daha rahat çıkar. Evli olunca anlayabiliyor tabii. Ben daha evlilik aşamasında değilim. Evli olmayanlar etiketi çıkarmasın bilmiyorlar. Düşünüyoruz, düşünüyoruz. Şu anda düşünüyoruz. Kavanozla etiketi bize dert oldu. Ne yapacağız acaba? Ne yaparsınız kavanozları? Atar mısınız, saklar mısınız? Saklarım genelde. Yazın kompost hazırlıyoruz. Saklarım. Ben saklıyorum. Yer için ben hani fazla olmasını istemezdim açıkçası. Ha, sen daha evlenmedin onun için böyle söylüyorsun. Bir evlen de o kaynanan kavanozları attırıyor mu bakalım? Attırıyor mu? Fazla olursa atma. Can bir görsün o kavanozları attığını. Çöp atarken gördü, kızdı mesela. Kendim bir şey beceremiyorsan bana sakla dedi. Bilet size vurursa, o elinizdeki bilet. Evet. Bana ne alacaksınız? O senin düğün masraflarını çekerim. Tamam mı? Güzel. Evleniyorum. Adaylarımı, taliplerimi bekliyorum. Onların altın bileziklerinden doldururum.
Ama sadece değil. Güzelce bir villa böyle oturma. Yeter burada yılbaşını. Ondan sonra... Gidiyor, amca gidiyor. Hepsini gidiyor. Bütün paraları verdi bana. Benim hacının gönlü zengin. Yoksa da gidelim. Altın bileziklerle donatıyorsun. Donatıyorum. Güzelce herkese davet ediyorum. Ondan sonra askeriye de bir de tank alıyorum. Tank mı? Bana mı tank? Tankı ne yapacaksın? Ha, askeriye tank. Komutana, orgenera. Ha, askerlerimize de tank hediye ediyorsun. Tamam, ben de zannettim tankı bana hediye ediyorsun. Ha, kameraman arkadaşım. Masraflarını çekeceğim. Kameraman arkadaşlarımıza. Onlara da aynı. Araba alalım ya. Bir araba. Şahit ol. Zannetmeyin. Gerçekten. Yani. Gerçekten. Takibini edeceğim o bilet. Çıkarsa gelirim. Tamam, söz. Bileziklerimi, villamı istemeye gelirim. 100 bin lira vursun, 100 bin lira vursun, yine pay yaparım. Tamam. Ha. Ona göre. Söz. Unutmayın beni. Bilmiyorum, evli misiniz? Eşinize, annenize yardım eder misiniz evde ya da kendiniz? Tabii ki. Dersiniz. Tabii ki. Sorunca hepsi ediyor zaten. Sorunca hepsi ediyor ama uygulamada bilmiyorum. Anneniz rica etti. Dedi ki bu kavanozu kullanmak istiyor. Atmaz hanımlar biliyorsunuz kavanozları. Etiketi böyle iz kalmadan çıkarabilir misiniz? Etiketi çıkarabilir misiniz iz kalmadan? Doğru çıkaramam herhalde. Çıkartamam. Biz mutlaka kalır. Baştan delikanlı gibi söylediler. Biz dediler çıkartamayız dediler. Haklısınız, çıkarmak çok zor. Yani biraz çıkarsak bile o pürüzsüzlüğü yakalamak çok zor. Biz hanımlar da böyle pürüzsüz kavanozlarımız olsun istiyoruz. Alıyoruz ya turşular, reçeller, kavanozlar. Bilmiyorum aranızda hiç atanınız var mı? Yani hiç zannetmiyorum ama atanınız varsa da artık bugün vereceğim pratik bilgilerden sonra atacağınızı zannetmiyorum kavanozlarınızı. Tabii bunları böyle güzel kullanmak için de önce bu etiketin biraz önce sizin yaptığınız gibi böyle pürüzsüz bir şekilde sökmemiz gerekiyor. Şimdi malzemelerinize bir bakalım. Masanızda neler var bununla ilgili? Bir makasımız. Gayet iyi kesiyor galiba. Cetvel. Güzel renkli bir kamışımız. Kalem. Bir süs bandı kurdele yapmak için ve burada da bir kal makinesi. Peki hadi başlayalım artık, sizi daha fazla merakta bırakmayalım. Ama önce bunu tabii süslemeden önce gelin şu etiketi bir kolayca çıkaralım. Gerek süs eşyası olarak, gerekse hadi bunu böyle bir bulgur koyduk, pirinç koyduk, içine bir şeyler koyduk. Güzel muhafaza etmek için bu etiketi nasıl çıkaracağız? Tabii ben de sizin yaptığınız gibi önce bir deneyeyim. Bakın. Üstten alsam da alttaki beyazlık mutlaka kalıyor. Bunu böyle sökmek için de böyle bayağı bir tırnaklarınızla uğraşmanız gerekiyor. Ya da böyle belki benim gibi yapıyorsunuzdur. Bulaşık makinesine atıyorsunuzdur. Sıcak sıcak tam aldığınızda böyle yine kazımaya çalışıyorsunuzdur. Yine de zor. Hiçbiriyle uğraşmanıza gerek yok. Yapacağınız sadece bir fön makinesi. Sıcak fön makinesini tuttuktan sonra tek yapacağınız ucundan yakalamak etiketi. İşte bu kadar. Bu böyle hazır olduktan sonra tek yapacağınız şey, hafif pütürlükler var. Bunu bir güzel yıkamak. Yıkadıktan sonra da bakalım bu harika kamışlarla neler yapacağız. Kavanozumuz tertemiz oldu. İsterseniz bunu da baklagillerinizi saklayabilirsiniz. Veya bunu süsleyip evinizde başka bir dekorasyon malzemesi olarak kullanabilirsiniz. Mutfağınızda, salonunuzda. Peki nasıl yapacağız? Beğendiğiniz renkteki kamışları alabilirsiniz. Ben bugün sizin için pembe aldım. Pembe kamışlar kullanacağım. Önce kavanozumuzu bu cetvelle ölçüyoruz. Bakalım kaç santim boyu. Tam 13 santim. Kamışımızı alıyoruz. Kavanozumuz 13 santim fakat kavanozumuzu biraz geçmeli. Onun için de kalemle işaretliyoruz. 13 santim ise kavanozumuz, yani 15 santim kesebiliriz buradan.
15 santim. Yani kavanozunuzdan birkaç santim daha yukarıda kamışlarınızı kesiyorsunuz istediğiniz renkte. Yeter ki bir şeyleri değerlendirmek isteyelim. Atmadan her şeyi değerlendirebiliriz. Hem keyifli bir uğraş, stres atabilirsiniz bununla, hem de evimizdeki hiçbir şey atmamış oluruz. Arada böyle fırlatabilirsiniz. Yani ben ne kadar çok pratik bilgi bilsem de arada gördüğünüz gibi bir ufak tefek sakarlıklarım olabiliyor yaparken. 15 santim kesiyoruz. Aslında bu cam kavanozlardan çok fazla şey yapabiliriz. Bugün ben size sadece hem etiketini çıkarmakta hem de bir süs eşyası olarak kullanmakta iki tane pratik bilgi veriyorum. Bir de kıyamayız kavanozlarımıza. Aldığımız o kavanozları, benim de öyledir, hanımların mutfaklarında, dolaplarda mutlaka yukarıda birikir. Bazen işte içinde bir şeyleri muhafaza etmek için kullanırız ama onun dışında bir türlü atmayı ben şahsen kıyamam. Hadi bakalım şimdi. Önce bir yapıştırmaya başlayalım. Bunun için bir tane silikon tabancaya ihtiyacınız var. Silikon tabancayla önce kamışımızı, bakalım ısınmış mı? Evet, bir yüzünü yapıştırdık. Bu arada akmaya devam ediyor, dikkat edin, masanıza akmasın. Kurdelamızı yaptık. Bunu ne yapabiliriz şimdi? Mesela böyle yapma çiçekler var. Her yerde satılıyor. Fiyatları da çok uygun üstelik. Bunu böyle içinden çıkartıp içine yerleştirdiğimiz zaman işte sizin için harika bir dekorasyon malzemesi diyebiliriz. İsterseniz salonda kullanın, yatak odanızda kullanın, mutfağınızda kullanın. Bence çok şık oldu. Renkleri de tamamen siz seçebilirsiniz. Bu benim kendi zevkime göre seçtiğim renkler. Bunu böyle dilerseniz çiçek olarak kullanmayıp da ne yapabilirsiniz? İçerisine diş fırçalarınızı bile koyabilirsiniz. Çocuğunuz içerisine kalemlerini koyabilir. Yani çok amaçlı kullanabilirsiniz kısacası. İşte böyle pembe, rengarenk sizin için güzel bir dekorasyon malzemesi yaptık kavanozdan. Size sorduk kavanozda neler yapabileceğinizi, siz söylediniz. Bizim sizin için verebileceğimiz pratik bilgi de buydu. Şimdi ne yapalım? Bir sonraki bölüme geçelim. Bir sonraki bölümde de bizim bayağı bir dert yandığımız, şikayetçi olduğumuz, pratik çözümlerin ne olduğunu merak ettiğimiz, kimilerimizin bildiği, kimilerimizin bilmediği şeyler var. Hadi geçelim. Mutfağımızın vazgeçilmez gelişlerinden bir tanesidir su ısıtıcılar. Acilen makarna yememiz gerekiyor ve suyun kaynamasını bekleyecek vaktimiz yok. Kahve içmemiz gerekiyor. İşte su ısıtıcılar bu anlamda hayat kurtarıyor. Sık sık da kireç tutuyor. Sağlığımız açısından çok önemli bu kireci temizlemek. Siz bu kireci nasıl çıkarıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Ay ne kadar... Nereye? Celaliye'ye gideceğim. Celaliye'ye gidiyorsunuz. Yanaklar kıpkırmızı. Bu yanakların sırrı nedir bu? Biz allık sürüyoruz böyle kırmızı olsun diye. Sürmeyin. Olsun. Ama kırmızı değil. Sürmeyin olsun. Bak biz sürmüyoruz. Yani makyaj yapmazsak... Genç kızken yaptık, artık yeter. Allah'ın verdiği güzellik yetiyor. Şey sormak istiyorum efendim. Evet. Evde su ısıtıcınızın içindeki kireci nasıl temizlersiniz? Bir yönteminiz var mı? Var. Nedir? Limon tozu. Döküyorum onu içine, bir kaynatıyorum, bırakıyorum, sabaha kadar hiçbir şey kalmıyor. Ayna gibi oluyor için. Şalını takmışsın. Bu soğukta ben burada donuyorum. Hiç demiyorsun şu şalı sana vereyim bir tane de sana öreyim. İstediğin şal olsun. Nasılsın? Ben öreyim sana, iyiyim canım. Sen nasılsın? İyiyim anne. Çok üşüdüm, şefkate muhtacım, bir yanına geleyim, bir sarılayım dedim. Böyle bir, hani tam böyle Türk annesi, Türk kadını değil mi? Öyle. Sarılayım. Kendin mi ördün? Kendim ördüm. Sizde yöntem çoktur, hemen sorayım size. Evdeki bu hani kireçlenen su ısıtıcıları falan nasıl çıkarıyorsunuz o kireci çıkarmak için? Su kaynattığınız su ısıtıcısını. Şeyle, sirkeyle. Sirkeyle. Evdeki su ısıtıcısının içinde kireç olunca o kireci nasıl temizliyorsunuz? Sana karbonat koyuyorum. Biraz kaynatıyorum.
Öyle çıkıyor, temizleniyor. Temizleniyor mu? Temizleniyor. Bilirim diyorsunuz ben bu işi. Yani karbonatı koydun mu temizleniyor. Sirkeyle karbonatı koydun mu? Temizliyoruz. Ha? Başka bir şey kullanıyor muyuz acaba? Sizin şeyiniz var mı, öneriniz? Var. Ne gibi ya? Söyleyeceğim. Sonra. Sonra. Az sonra. Az sonra. Az sonra söylüyorum. Biz hanımlar, özellikle söz konusu mutfaksa her zaman pratik bilgileriniz vardır. Sizin pratik bilgileriniz böyleydi. Bakalım benim pratik bilgim nasıl? Bu su ısıtacağım. Sağlığımız için kireci nasıl temizleyeceğiz? Öncelikle göstereyim size. Şimdi bunu alıyoruz. Kaya tuzumuzu. 2 kaşık, 2 yemek kaşığı kaya tuzu ekliyoruz. Bir miktar sirke koyuyoruz içerisine. Evet, sirkeyi koyduktan sonra yarısına kadar gelecek şekilde su ekliyoruz. Kaya tuzu, sirke ve su. Kettle'ımızı tekrar yerine yerleştiriyoruz. Şu anda tek yapmamız gereken şey sadece kaynaması. Bunları kesinlikle atlamamamız gerekiyor. Çünkü su ısıtıcıları çok sık kullandığımız için mutfağımızda, sağlığımız için de bir o kadar önemli, sık sık bakımını yapmamız gerekiyor. Tek yapmamız gereken şey şöyle bir içerisini arada kontrol etmek. Kireci gördüğümüz anda da işte 2 kaşık kaya tuzu, sirke ve su koyduktan sonra kaynamasını beklemek. Evet, su ısıtıcımızın suyu kaynadı. Alıp döküyoruz şimdi. Sirke çok kokuyor diye düşünmeyin. Bu bir süre sonra havalandıktan sonra çıkıyor, kalmıyor. Şöyle bir bakayım, gerçekten tertemiz olmuş içerisi. İlk günkü gibi, sanki yeni aldığınız su ısıtıcı gibi olmuş. Hem sağlıklı hem de görünüm açısından, bakın şöyle göstereyim tertemiz olduğunu size. Hafif bir kokusu var, o koku da biraz hava aldıktan sonra gidecektir. Sirke bütün mikropları kırmaya çok faydalıdır. Özellikle bir de ufak bir püf noktası vereyim. Hamur işlerinde böyle birkaç damla yaptığınız hamurun içerisine koyarsanız da o hamurun çıtır çıtır olmasını sağlar sirke. İşte nelere, gördüğünüz gibi nelere yarıyormuş bu sirke. Bugün size vereceğimiz pratik bilgiler bu kadar. Tekrar görüşünceye dek, ama bize ulaşmayı mutlaka unutmayın. Yeliz'in günü@tv360.com.tr adresinden siz de pratik bilgilerinizi bana ulaştırabilirsiniz. Görüşünceye dek hoşça kalın.